ikinci celsede Misak-ı Milli neydi, ne oldu hususu konuşulacak. Yine panelistlerimizi kürsüye davet etmek istiyorum. İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel. İstiklal Marşı Derneği İstanbul Şubesi Sekreteri Gökhan Göbel. İstiklal Marşı Derneği İstanbul Şubesi'nden Yahya Çiftçi. Selamünaleyküm. Evet, salonun sayısında bir farklılık yok. belki bu oturum bir öncekinden biraz daha heyecanlı olabilir. Çünkü Darül İslam meselesi temel bir mesele. Temel de Yunanca bir kelime. Şimdi Misak-ı Milli de binanın kendisi. Çünkü kala kala bu kadarı kaldı. Bu belki biraz da tahrip edilmiş bir bina. Yani hatta harabe denebilir. Yani temel aşağıda duruyor fakat biz yıkılmış bir yerde oturuyoruz. Şimdi neden böyle oldu? Onu anlamamız lazım. Ama anlamak istiyor muyuz? Yani böyle şeylerle uğraşmasak olmaz mı? Yani zaten dünyada bir şeyler yürüyor. Biz de içinde dönüp duruyoruz. Yani hiç böyle bu işleri karıştırmasak, rahatımıza baksak, işte evimiz, arabamız, bunlarla uğraşsak mantıklı değil mi? Mantıklı. Ama biz mantık dışı bir şeyden bahsediyoruz. Mantıklı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Mantığa sığmayan bir şeyden bahsediyoruz. İnsanın eşrefi mahlukat olduğunu söylüyoruz. Yani yaratılmışların en şereflisi. Neden insan eşrefi mahlukattır? Tuhaf bir şey. Çünkü insan bütün yaratılmışlar arasında kafir olabilen tek mahluk. Yani insan dışındaki mahlukattan Müslim, gayrimüslim, mümin, kafir olarak bahsetmiyoruz.
sadece insan için bu geçerli ve insanın bütün şerefi ağzını yiyeceğine götürmeyip yiyeceğini ağzına götürmesindedir. Bunun hem fiziki bir şeyi vardır, tabanı vardır, hem de manevi olarak anlaşılması gereken bir şeydir. Yani biz acıkmadan yiyebilen, susamadan içebilen, uykusu gelmeden uyuyabilen yaratıklarız. İnsan olmak, hayat boyunca tercihler yapabilmek demek. Yani şöyle değil, böyle yapmak. Onun için bir şey uğruna bir şey yapmak sadece insana mahsus bir şeydir. Öbür canlılar veya cansızlar kendi yapıları gereği olan şeyleri yaparlar. Yani insan yapısından değil, tarihinden çıkarır hayat tarzını. Bu insanın tarihi hem cemaat olarak, cemiyet olarak yaşanan tarihle hem de fert olarak yaşanan tarihle. Yani bizim dünyaya gözümüzü açtıktan buluğ çağına geldiğimiz zamana kadar edindiğimiz tecrübeler tahtında bir mevcudiyet sahibiyizdir. Bir bakıma çocukluk ve ihtiyarlık bu kapasitenin aktif olmadığı dönemler, yani tercih kapasitesinin aktif olmadığı dönemler olarak dışarıda bırakılabilir. İnsanın tercih gücü insanlığıyla bitişiktir. Neyi seçti? Ve bu yüzden de bu seçmelerimizden sorumlu oluruz. Şimdi İstiklal Marşı cemiyeti kurma fikri ben de 1992 yılında zahir oldu. Yani belki bu çok önceden kafamda vardı ama 1992'de birilerine böyle bir cemiyet kuralım diye teklif götürdüm. Ama hiç kimse teklifime müsbet tepki göstermedi. Sonradan Pentagon beni İstiklal Marşı Derneği'ne hapsetmek üzere bu işi tezgahladı. 8 senedir bu dolapta dönüyoruz. 1992 senesi aynı zamanda Türkiye'de Çekiç Güç diye bilinen Operation Provide Comfort hadisenin aktif olduğu zamandır. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Kürtlerin bir devlet teşkil etmeleri için
özel bir güç yerleştirdi bölgeye. Ve bunun faaliyetinin Türkiye topraklarında yürütülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi onay verdi. O günleri hatırlayan insanlar varsa muhalefet hayır derdi, iktidar evet derdi. Böylece geçerdi o iş. Şimdi insanlar çözüm sürecinden falan filan bahsediyorlar. Benim bir yazım var biliyorsunuz. İmralı Adası Misak-ı Millî'nin dahilinde midir? Şimdi biz Misak-ı Millî konuşacağız. İmralı Adası Misak-ı Millî dahilinde midir? Yani Abdullah Öcalan ismindeki zat kimdir? Neden böyle özel bir koruma altındadır? Çelimi Çalım'ın son sayısında Bülent Ecevit'in bir sözü de yer alıyor. O diyor ki, APO'yu bize neden verdiler hala bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar bunun baştan aşağı, öyle kısmen değil, bütünüyle bir Amerikan operasyonu olduğu meselesini hesaba katmadan konuşuyorlar ve biraz önce dediğim gibi yani uyur taklidi yapıyorlar. Onları uyandırmak mümkün değil. Yani yıllardan beri Türkiye'de devletin çaresiz bırakılması işi uygulama alanı buluyor ve insanlar bunu çok tabii karşılıyorlar. Yani PKK silahlarını bırakacak mı? Yani Türkiye diye bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet varsa böyle bir soru sorulmaması gerekir. Yani eğer birileri ben silahlarımı bırakmıyorum deme gücü gösteriyorsa bu Türkiye'de devlet yok demektir. Yani insanlar dediğim gibi hiçbir konuda düşünmeyi kendilerine yakın bulmuyorlar. PET şişe konusunda olduğu gibi. Onun için durum ümitsiz. Yani size de herhangi bir şey anlatabileceğimi hiç ümit etmiyorum. Yani çünkü özel olarak zihniniz benim söylediklerimi anlamamaya kilitlenmiştir. Şimdi ...1918... senesinde bunu 8 senedir ısıtıp temcit pilavı gibi önünüze koyuyorum. 1918 senesinde bu yaşadığımız topraklarda can ve mal emniyeti bakımından en tehlikeli yer Türk bayrağının altıydı. Herkes, istisnasız herkes, Yunan, İtalyan, Fransız, İngiliz ve en garantilisi Amerikan bayrağı altında selamet arıyordu. Herkes. Hangi makamda, hangi şeyde olursa olsun, servet seviyesinde olursa olsun. Ama Allah müminlerin duasını kabul etti. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra
Türkiye'de ya da bu topraklarda diyelim, can ve mal emniyeti bakımından en güvenilir yer Türk bayrağının altı oldu. 1921'den sonra. Biz 1920'de Ermeni-Fransız kuvvetlerini Maraş, Urfa, Antep sınırları dışına attık 1920'de. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türkler kazanınca bizimle anlaşmaya, anlaşma masasına oturmaya mecbur kaldılar. Yani zorla bunların ellerinden topraklarını alamayacağız. Ondan sonra güney sınırımız tespit edildi. Ve güney sınırımız sanıldığı gibi cetvelle çizilmedi. Güney sınırımız 1921 yılında, yani şeyden önce, Fransızlarla yaptığımız anlaşmayla, Lozan'dan önce, petrol kuyuları Türkiye'de kalmamak şartıyla çizildi. Oradaki bütün kıvrımlar petrol kuyularının olduğu yerlerdir. Yani Türkiye'nin içine doğru gidenler. Ama son zamanlarda Süleyman Şah operasyonu diye bir dangalaklıkla karşı karşıya kaldık. Alçaklıkla karşı karşıya kaldık. Çünkü Lozan'da Süleyman Şah Türbesi Misak-ı Millî'nin gerçek sınırını işaret etmek üzere konulmuştur. Yani şimdi gavurlar petrolü bize bırakmamak için Misak-ı Millî'den daha dar bir alana bizi ittiler. Ama bizim Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmak suretiyle Misak-ı Millî'den vazgeçmediğimizi yüzlerine vurmamız Süleyman Şah Türbesi'nin kabulüne sebep oldu. Yani aslında sizin sınırınız buradan geçiyor demekti o. Anlatabiliyor muyum? Zaten bizim Suriye ile bir sınırımız yok. Suriye'de bir devlet 1936'da kuruldu. Yoktu. Onlar Fransız toprağıydı. Hatay'da 1938'de Türkiye sınırları içinde kabul edildi ama Hatay'ın resmi hukuki adı Fransızcaydı. Sancak Otonom d'Alexandret. Yani biz bu ülkede bitki örtüsü veyahut fauna olmadığımızı, ne florayız ne faunayız. Biz insanız. İnsan da eşrefi mahlukattır. Tercihler yapabilen, yiyeceğini ağzına götüren, ağzını yiyeceğine götürmeyen yaratıktır. Misak-ı Millî sınır meselesi değildir. Misak-ı Millî milletin ahdidir. Milletin sözleşmesidir. Milletin yeminidir. Türk milleti son meclis toplantısında, Meclis-i Mebusan'ın son toplantısında Misak-ı Millî kararı almış ve dağılmıştır. Ankara yönetimi Misak-ı Millî'yi bir yük olarak kabul etti. Aslında İstanbul'daki Meclis-i Mebusan bunu hak olarak ileri sürdü. Tabii ki bu öyle horozlanmakla olan bir şey değildi. Daha 1918'de Wilson prensiplerinin
12. maddesi Türklere Türk nüfusun yaşadığı yerlerde milli devlet kurma hakkı tanıyordu. Wilson prensiplerinin 12. maddesi. Buna istinad ederek, yani buradan kuvvet alarak bir misak-ı milli ilan edebildik biz. Ama bunun Wilson'dan önceki dayanağı Otto von Bismarck idi. Çünkü dünyadaki güçlü siyasi şahsiyetlerin arasında sadece Otto von Bismarck İstanbul'un Türklerin elinde kalması ve Türklerin yaşadığı yerlerde bir milli siyaset mevcudiyetini kabul eden ya da teklif eden adamdır. Yani biz bugünkü sınırlarımızı yahut Misak-ı Milli'nin bizzat kendisini çok daha önce, yani Misak-ı Milli ilan edilmeden önce Otto von Bismarck'ın tasarısına borçluyuz. Yani şimdi Avrupalılar, Avrupa'nın büyük güçleri Osmanlı Devleti'nin akıbeti ne olacak diye bir soru soruyorlardı. Bu soru Otto von Bismarck, sadece Otto von Bismarck tarafından İstanbul'un Türklerin elinde kalması ve Türklerin yaşadığı yerlerde milli bir devletin kurulması şeklinde cevaplandırıldı. Diğerlerinin hepsi Türklerin tarihten silinmesini istiyorlardı. Türk adının ansiklopedilerde geçmesini teklif ediyorlardı diğerlerinin hepsi. İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u, İtalyan'ı, hepsi. İtalya Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere'nin Osmanlı topraklarından en büyük payı size vereceğiz. Vaadi değil, kışkırtması vereceğiz, gireceksin savaşa diye İtalyanları zorla soktu İngiltere. Yani bakın sana hepsini vereceğim. Sevr Anlaşması'nın o haritalarda gördüğünüz Antalya'dan başlayarak Konya'ya kadar giden kocaman bir İtalyan bölgesi vardır. Hatta benim annemin babamın memleketi, nüfusa kayıtlı olduğum yer de İtalyan bölgesiydi. Rahmetli pederim bir İtalyan askeriyle Grekçe aracılığıyla mükaleme ediyordu. Yani İtalyan askeri de Yunanca biliyordu. Babam da Yunanca biliyordu. Böylece biri diğerine, diğeri ona kendi dilini öğretiyordu. Şey sırasında. Seferberlik sırasında. Bizim böyle diken üstünde bir durumumuz var. Bunu her Türk bunu bilmesi lazım. Biz tamam bileğimizin gücüyle devlet sahibi olmuş ve bunu da sadece dinimize borçlu olan bir milletiz. Yani eğer biz gavur hakimiyetini reddetmeyen insanlar olsaydık, devletimiz de, milletimiz de olmayacaktı. Yani biz, bir de tabii burada bütün aklı eren insanların bildiği bir şey var. Yani o da Ermenistan ve Büyük Yunanistan meseleleri alevli olmamış olsaydı, bizim İstiklal Harbi vermemiz çok zor olacaktı. Çünkü milletin asırlar boyunca düveli muazzama karşısında morali o kadar bozulmuş,
Yani Düveli Muazzama'nın her şeyi yapmaya kadir olduğu ve özenilmeye değer tarafları olduğu, milletin iliklerine kadar işlemiş olduğu için İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan idaresi halka nefrethamiz gelmiyordu. Fakat dün kendi emrinde olan Rum ve Ermenilerin bugün kendini efendilik edeceği ihtimali bütün kendini bilen insanlara kabul edilemez göründü ve İstiklal Harbi'nin en büyük motivasyonu budur. Şimdi ben başkalarına laf bırakmadan çok uzatıyorum. Bunları söylemezsem hiçbir şey söylememiş olurum. Çünkü şu anda geldiğimiz nokta Birinci Dünya Savaşı öncesi noktasıdır. 1913 şartlarındayız şu anda. Savaş patlamamış fakat Türkiye topraklarını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze. Yani şu andaki durum. Şimdi Türkiye'den toprak isteyen insanlar Türkiye'nin bir varlık göstermesi tehlikesini bertaraf etmek isteyen insanlardır. Yani Türkiye bir şekilde kendi yarasını sarabilir, kendi ayakları üzerinde durabilir, kendi iplerini, kendi ellerini alabilirse, Türkiye'den toprak talep eden insanlar havalarını alacaktır. Onun için Cumhuriyet ilan edildiğinden bugüne kadar Türkiye'nin başının çaresine bakmasına sebep olan, sebep olabilecek bütün imkanlar Türkiye'den uzak tutulmuştur. Türkiye bilhassa sanayileştirilmemiştir. Türkiye bilhassa eğitim düzeyi düşük tutulan bir ülke olmuştur. Yani biz 1571'den bu yana hiçbir zaman milli bir hedef önümüze koymadık. Ama bu milli hedefsizlik Cumhuriyet'in ilanından sonra had safhaya ulaştı. Yani Cumhuriyet'in ilanından itibaren Türkiye'nin Avrupa'nın başına bela olabilecek herhangi bir gelişme göstermesi bütün dünyanın rahatsız olduğu bir şeydi. Bütün dünyanın. Hintliler de, Çinliler de, İtalyanlar da, Venezuelalılar da, Kanadalılar da Türkiye'nin kendi başının çaresine bakması halinde işlerinin bozulacağını biliyorlar. Hepsi biliyor. Onun için bilhassa Cumhuriyet'in ilanından itibaren Türkiye'nin meseleleri ancak kafirlerin razı olduğu tarzda çözüm noktasına gelebilir. 1960 yılında 27 Mayıs sabahı bir vakıa cereyan etti ve akabinde Türkiye bir devlet planlama teşkilatı kurdu. Devlet planlama teşkilatının başına dünyaca bilinen ünlü bir iktisatçı, Hollandalı bir iktisatçı getirildi. Neden?
Çünkü dünyaya bakın biz kendi kurtuluşumuzu düşünerek yapmıyoruz bunu. Dünyayla intibakımız, dünyaya entegre olmamız hala yürürlükte olan bir şeydir. Bu böyle Tinbergen. O lafı uzattım hatırlayayım diye. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Nasıl? Biz gavurlara üç konuda garanti verdik. Bolşevik olmayacaktık. Pan-Türkist olmayacaktık. Pan-İslamist olmayacaktık. Bu ne demek? Dünya sisteminin rakibi olabilecek bir büyüklüğe oynamayacaktık. Dünya sistemi kendi finans hegemonyasını tesis etmiş. Bu finans hegemonyasına rakip olacak hiçbir birliğe göz açtırmaz. Avrupa Birliği en son değil tabii şimdi dünya Bulgaristan bile Avrupa Birliği'ne girdi. Yani Avrupa Birliği Fransa ile Almanya'nın kömür çelik anlaşmasıyla başladı. 1957 yılında Altılar Roma Anlaşması'nı imzaladılar. Yani Fransa, Almanya, İtalya 3. Benelux devletleri 3, altılar. Bunlar Avrupa ortak pazarını kurdular. Daha sonra Avrupa'nın gelişmesi tartışmalı bir şeydi. Yunanistan, Portekiz ve İspanya Avrupa Birliği'nin içinde eritilebilir miydi? Ne demek bu? Bu şu demek. Yani bunlar böyle iktisadi ölçülerle bakarsan işte ilk altıların altında ekonomik güçleri var gibi bir numara var. Ama bu üç ülkede Avrupa olmaksızın başının çaresine bakacak imkanları elinin altında tutan ülkeler. İspanya büyük bir sömürge imparatorluğunun kalıntısı. Dolayısıyla şu anda da Avrupa Birliği'nden en az istifade ettirilen ülke odur. Yani İspanya bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilirse arkasında kocaman bir İspanyolca konuşan ülke var. İspanyolca dünyadaki üçüncü dil. Konuşan insan sayısı bakımından. Neyse. Yani mesela İrlanda böyle bir tehlike arz etmediği için Avrupa Birliği'nden çok yardım alır. Ama İspanya Avrupa Birliği'nin her zaman gagaladığı bir yerdir. Çünkü dünya sistemine karşı bir güç oluşturur. Biz kendi meselemize gelelim. Pan-İslamist olmayacaktık, Pan-Türkist olmayacaktık, Bolşevik olmayacaktık. Bunun ötesinde, yani tamam bunu kabul ettik. Oldu mu? Hayır olmadı. Türkiye'de Avrupa'nın işini bozacak hiçbir gelişmeye izin vermeyecektik. Bunun içine Türkçe de dahil. Onun için lisanımız elimizden alındı. Çünkü biz eğer yazımızı kaybetmemiş olsaydık,
dünya ölçüsünde bir zihniyetin temsilcisi olarak etrafımızı tesir altında bulunduran bir ülke olacaktık. Demokrat Parti kültür politikasını şöyle ilan etti. İnkılaplara eğer halk tarafından benimsenmişse dokunmayacağız. Ama halkın benimsemediği inkılaplar varsa onları benimsetmek üzere faaliyet göstermeyeceğiz. Bu Bağdat Paktı Balkan Antantı'yla ayarlanan siyasi birliğin bir gün Türkiye'nin önderliğinde büyük bir hamle yapabilme imkanını açık tutmak demekti. Tabii ki bu insanları yaşatmadılar. Ve 27 Mayıs'tan sonra Demokrat Parti ruhu canlandırılmamak üzere siyaset yapıldı. Ben şimdi burada keseyim çünkü görüyorsunuz uzattıkça uzatırım. Arkadaşlar söyleyeceklerini söylesinler. Sonra vakit kalırsa bakın daha size neler söyleyeceğim. Ne idiyle başlıyoruz? Dolayısıyla Yahya Çiftliği ile başlıyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi Misak-ı Milli 1920 senesinde ilan edilmiş bir şey. Fakat ben ondan önce yani az önce İsmet Bey bahsetti. Abdullah Öcalan'ın Ecevit niçin verdiler bilmiyorum demiş Abdullah Öcalan için. Geçtiğimiz aylarda Abdullah Öcalan bir Misak-ı Milli Komisyonu kurulmasını teklif etmişti. Yani bu bizim Misak-ı Millimiz değil tabii. Anlaşılan bir şeyler yapılacak. Bir şeyler düşünülüyor. Yani bu tabii Abdullah Öcalan'ın fikri değil. Yeniden böyle bir Misak-ı Milli bir şeyler, böyle şeyler konuşuluyor yani. Şimdi bizim Misak-ı Milli'miz 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin akabinde olmuş bir şey. Yani biz bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'na girdik. 1918'e geldiğimiz zaman savaşları kaybettik, toprak kaybettik. Bir hale geldik. Yani o da ayrıca incelenmesi gereken bir şey. Yani biz o cephelerde savaşları nasıl kaybettik? Bilhassa Suriye-Filistin cephesinde ne oldu? Bunlar incelenmesi gereken bir şey. Ayrıca üzerinde durulması gereken bir şey. Şimdi Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışına giden bir süreç var. Yani Mondros Mütarekesi imzalandı 1918'in sonunda. İşte bu mütarekeyi hem Rauf Orbay hem de Mustafa Kemal işte bir şey yapmazlar. İngilizlere bu konuda İtilaf Devletleri'ne güvenebiliriz. Verdiği sözü tutarlar gibi beyanatları var. Yani zaten imzalayanlardan birisi Rauf Orbay. İşte 15 Mayıs'ta da Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman bir şekilde işgal başlamış oldu. 19 Mayıs'ta da Mustafa Kemal Anadolu'ya geçti. Ve
Anadolu'daki bütün faaliyetlerini izah ederken kendisinin padişahın yaveri olduğunu, padişahın, halifenin İstanbul'da esir bir halde olduğunu, mevcut hükümetin padişahı da bir şekilde etkisizleştirip ona göre bazı kararlar aldığını iddia edip tek maksadının esir olan İstanbul'da halifeyi ve padişahı kurtarmak olduğunu beyan ile Erzurum ve Sivas kongreleri yapıldı. Erzurum kongresine biliyorsunuz başta alınmıyor Mustafa Kemal. Daha sonra İstanbul'dan Vasıf Bey'in gönderdiği mektupla Müdafaa Hukuk Şubesi'ne Erzurum'daki Mustafa Kemal öyle giriyor. Öncesinden de zaten vakitlice askerlikten istifa edip, çünkü askerler katılamıyor kongreye. Nitekim Kazım Karabekir kongreye katılamıyor ama kongrenin arkasındaki güç olarak var zaten. Şimdi Erzurum Kongresi nispeten bölgesel bir şeydi. Orada da tabii Ermenistan teşkili için, teşkiline karşı Ermenistan ve Pontus Karadeniz'de. Oradaki müdafaa hukuk cemiyetlerinin yaptığı, düzenlediği bir şeydi. Bize Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleriyle ilgili tarih kitaplarında denir ki Mustafa Kemal'e rağmen Erzurum Kongresi'nde manda tartışıldı biraz. O engelleyemedi. Ama Sivas Kongresi'nde kesin bir dille reddedildi manda fikri. Halbuki tam tersi, yani hem Erzurum Kongresi'nde hem de Sivas Kongresi'nde manda ile ilgili isim verilmeden Amerika kastedilerek istiklalimize halel gelmeyecek şekilde bize müzahir et, yani arka çıkabilirler. Böyle bir devletin teklif olursa memnuniyetle kabul ederiz diyor. Hatta Amerikan heyeti manda imkanlarını araştırılması için Türkiye'ye davet ediliyor. Sivas'ta Amerikalı gazeteciyle konuşuluyor. Sivas Kongresi'ne katılıyor. Sivas Kongresi'nin ileri gelenleri, başta Mustafa Kemal olmak üzere, hepsiyle görüşüp Amerika'daki kamuoyunu etkilemeye, yani manda istiyorlar, müsaittir, gelin gibi şeyler. Yani çünkü o zamanlar İsmet Bey'in az önce dediği gibi hemen herkesin, bilhassa Amerikan müzahereti istediği vaki. Dolayısıyla yani Erzurum Kongresi, akabinde Sivas Kongresi ve Damat Ferit hükümetinin düşüp Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulması, çünkü bir uzlaşmaya sebep oldu İstanbul'la Ankara arasında. Yani Ankara'dakiler veya Ankara'da henüz değiller, milli mücadeleciler, biz Damat Ferit'e karşıyız, ne padişaha karşıyız, ne başka bir şey. O hükümette düştüğüne göre Ali Rıza Paşa kabinesiyle Amasya'da görüşmelere başlıyorlar Sivas Kongresi'nden sonra. Bunun üzerine seçimlere gidilme kararı alınıyor. Yani tamamdır artık, şey, tehlike veya arıza giderilmiştir. Bir ittifak halinde seçimlere gidilmesi kararı alınıyor. Mustafa Kemal seçim şeyin meclisin İstanbul'da değil, İstanbul'da dışında bir yerde, Anadolu'da olması konusunda diretiyor. Fakat elçi İstanbul'a geri döndüğü zaman, Salih Paşa, İstanbul'dakiler kabul etmiyor, İstanbul'da toplanacak diyor meclis. Yani Mustafa Kemal oranın güvenli olmadığını söylüyor. Anadolu'da bir yerde toplanması gerekiyor diyor meclis. Neticede İstanbul'da meclisime Mebusan toplanıyor. Ocak 1920'de, ocağın başında. Ve kayda değer tek şeyi Meclis-i Mebusan'ın, Misak-ı Milli'nin ilan edilişi. Misak-ı Milli ilan edildikten bir süre sonra meclis, yani İstanbul 16 Mart'ta İngiliz askerleri tarafından işgal ediliyor. Şehzadebaşı Karakolu'nun basılıp orada 16 er şehit ediliyor. Şimdi yani bunun sonucunda bakın ben size demedim İstanbul güvenli değil deyip Ankara'da meclisin 10 gün sonra
tekrar bir seçimle toplanması vuku buluyor. Yani görünüşteki sebep işte İstanbul'un güvenli olmayışı. Fakat asıl sebep Meclis-i Mebusan'da Misak-ı Milli'nin kabul edilişi, aynı zamanda Antep'te, Urfa'da, Adana'da, Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yani Türk milletinin İngilizlerle ve Fransızlarla olan mücadelesi, mücahedesi ve İngilizlerin, Fransızların oradan kovulmasıdır asıl sebep. Yani biz şimdi biz vakalara bakarken biraz ister istemez yani yazılmış şeyler üzerinden o günleri okuyoruz. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler var. Yani bu güvenlik yani Mustafa Kemal İstanbul'a gitmiyor. Erzurum milletvekili seçildiği halde. Neden gitmiyor? Yani çünkü Rauf Orbay'la gitmeden önce konuşuyorlar zaten. Rauf Orbay hatıralarında böyle bahsediyor. Her ne pahasıl olursa olsun meclisi kapattıracağım. İngilizlere işgal ettireceğiz. Yani ve Ankara'da toplanmasını sağlayacağız. İyi anlaşıyorlar zaten. Yani bir tesadüf eseri İngilizler de demek ki meclisi basıp Ankara'da toplanmasına sebep oluyor. Gerçekte bu aslında tamamen kimlerle oturup sulh yapacağız. Bütün mesele budur yani. Çünkü 1918'de mütareke imzalanıp bir sene sonra Meclis-i Mebusan'da vekillerden birisi, mebuslardan birisi öyle diyor. 14 ay geçti, hala bir sulh yapmadık diyor. Yani bu halbuki 18'de mütareke imzalanıyor. 1923'te Lozan imzalanıyor. 5 sene boyunca. Şimdi Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Erzurum Kongresi boyunca İngiliz müfettiş Rawlinson'la defalarca görüşüyorlar. Yani bu görüşmelerinde bir kısmından Kazım Karabekir kendi hatıratından da bahsediyor. Bir kısmı Rawlinson denilen İngiliz müfettişin hatıralarından okuyoruz. Yani sulh yapacak dost bir hükümet arıyoruz diyor. Bu konuda sürekli fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu açıkladıkları şeyler tabii ki bunlar. Yani arka planda neler oluyor bilmiyoruz. Ve sürekli Kazım Karabekir'e şunu soruyor. Size muhalif var mı? Yani siz tamamen kontrol sizin elinizde mi? O da evet hiçbir şey yok. Asayiş, Berkemal tamamen bizim dediğimiz oluyor. Milletin itimatına mazhar olmuş bir Mustafa Kemal'imiz var falan diyor. Yani çünkü kongrelerin yapılması, başkan seçilmesi, heyeti temsili başkan olması vesaire. Bir şekilde Mustafa Kemal Türkiye'deki hareketi idare ediyor artık. Güvencesi vermeye çalışıyorlar. Yani İngilizler kimlerle anlaşacak? Nasıl insanlar olacak karşısında? İşte bunlar, bu insanlar Maraş'taki, Antep'teki, Urfa'daki tebarüz etmiş ne zihniyet ne güç değil yani. İngilizlerin anlaşacağı insanlar bunlar değil. Onları geç yani ufacık muhalefet edenler bile İngilizlerin şeyi değil. Yani muhatap almak istemedikleri insanlar. Şimdi ben Misak-ı Milli'nin maddelerini okuyacağım. 6 madde var. Yani Misak-ı Milli'nin orijinal belgesi sıkıntılı yani. Şöyle yani geçen bir haber çıkmıştı. Murat Bardakçı işte Misak-ı Milli'nin orijinal belgesini 90 sene sonra ilk defa ben yayınlıyorum diye bir haber gibi bir şey çıktı. O şeylerini de koymuşlar internete.
Halbuki daha önce birileri şey yapmıştı. 80'den sonra kaybolmuş bu belge bir şekilde. Ondan yani Misak-ı Milli Kemalistlerin de, ulusalcıların da, ne bileyim başka kimsenin itiraz etmediği, aksine sahiplendiği bir şey. Yani bu orijinal belgede niye bu kadar şey var, sıkıntı var? Tarih kitaplarında yazan şeyle orijinal metin tutmuyor. Önemli kısımlarında tutmuyor yani. Yani birinci maddede işte dahil ve haricinde kısmı var. Bizim tarih kitaplarında haricinde kısmı yok. İsterseniz ben birinci maddeyi okuyayım. Devlet-i Osmaniye'nin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskun olup 30 teşrin evvel 1918 tarihli mütarekenin Hine akdinde muhasım orduların işgali altında kalan aksamının mukadderatı, ahalisinin serbestçe beyan edecekleri araya tevfikan tayin edilmek lazım geleceğinden, meskür hattı mütareke dahil ve haricinde dinen, ırkan, aslen, müttehit ve yek diğerine karşı hürmeti mütekabile ve fedakarlık hissiyatıyla meşhun ve hukuk ırkiye ve içtimaiyeleriyle şerait-i muhitiyelerine tamamıyla riayetkar Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskun bulunan aksamın heyeti mecmuası hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple tefrik kabul etmez bir küldür. Burada yani belki değil öyle, 1930'lu yıllardan itibaren yazılan tarih kitaplarından bugüne kadar haricinde kısmı yok. Yani Misak-ı Milli'nin aslına ulaşmaya çalıştığımız zaman, normal tarih kitaplarına baktığımız zaman yanlış bir bilgi var. Bu haricinde kısmı yok. Yani Misak-ı Milli'nin birinci maddesinde birbirinden ayrılmaz denilen bütün işgal altında kalan kısım kendileri bir seçimle karar verecek deniliyor. Yani biz normalde şeyde haricinde kısmı yok ve sanki biz mütarekenin olduğu zaman işgal altında kalan topraklarımızla hiçbir alakamız yokmuş gibi okunuyor haricinde kısmını atarsak. Ki bu zaten Cumhuriyet'in hemen ilanının akabinde resmi politika haline getirildi. Yani Haziru'nun doğru anlaması için bir netlik koymak lazım. Yani Batı Trakya'nın ve bugünkü Bulgaristan'ın üçte ikisinin Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu bilmememiz için haricinde kısmını şey yapıyorlar, değil mi? Evet. Yani evet. Şey, Batum'un milli yani evet yani şey Batı Trakya için hususi bir madde de var. Fakat bu Arap toprakları için de geçerli. Yani Irak, Suriye için de geçerli. Yani çünkü şey belirtilmiyor bu birinci maddedeki prensip evet. Bu. Yani nasıl Musul, Kerkük Türk şehri, ya Diyarbakır Türk şehri ise Musul, Kerkük de Türk şehri. Batı Trakya da Türktür. Batum da Türktür. Yani onlar işgal altında diye oralar, biz onlardan vazgeçmiyoruz. Olduğu halde sonradan o haricinde kısmı atılıp işte mütareke dahilindeki kısmı ilgileniyoruz. Ki öyle oldu zaten yani. Olduktan sonra da işin aslı neydi örtbas etmek için tarih kitaplarında haricinde kısmı çıkarılmış bir vaziyette. Aslında dahil ve haricindedir. İkinci maddede de ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda arayı ammeleriyle ana vatana iltihak etmiş olan Elveyi Selase için ledel icap tekrar serbestçe arayı ammeye müracaat edilmesini kabul ederiz. Yani Kars, Batum, Ardahan zaten orada bir seçim yapıldı. Onlar ana vatanı iltihak etti ama gerekirse bir daha yaparız. İkinci madde bu. Üçüncü madde de aynı şekilde Türkiye sulhuna talik eden Garbi Trakya vaziyeti hukukiyesinin tespiti de
sekenesinin kemali hürriyetle beyan edecekleri araya taban vaki olmalıdır. Yani Batı Trakya için de aynı şekilde bir şeye gidilmesi, plebisit diyorlar. Onun yapılması gerekiyor. Dördüncü madde, makar-ı hilafet İslamiye ve payitaht-ı saltanat-ı seniye ve merkezi hükümet Osmaniye olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin emniyeti her türlü halelden masın olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının ticaret ve münakalat-ı aleme küşadı hakkında bizimle sair bilumum alakadar devletlerin müttefikan verecekleri karar muteberdir. Hiçbir şey kayıt kuyut boğazlar da kabul edilmiyor yani. Buradan da anlaşıldığı üzere. Beşinci madde, düvel-i itilafiye ile muhasımları ve bazı müşarikler arasında takarrur eden esasat-ı ahdiye dairesinde ekaliyetlerin hukuku, memaliki mütecavire'deki Müslüman ahalinin de aynı hukuktan istifade etmeleri emniyesiyle tarafımızdan teyit ve temin edilecektir. Altıncı madde, milli ve iktisadi inkişafatımız daire-i imkana girmek ve daha asri bir idare-i muntazama şeklinde tedvir-i umura muvaffak olabilmek için her devlet gibi temin-i esbab-ı inkişafatımızda istiklal ve serbestiye-i tamma mazhar olmamız üssül esası hayat ve bekamızdır. Bu sebeple siyasi, adli, mali vesaire inkişafatımıza mani, kuyuda muhalifiz. Tahakkuk edecek büyünatımızın şeriat-ı tesviyesi de bu esasata mugayir olmayacaktır. Şimdi 1919'da Damat Ferit Paşa da Paris Barış Konferansı'na bir muhtıra sundu. Yani kendi hükümetin zamanında bir muhtıranın adı da Müdafaaname. Damat Ferit Paşa bütün alınan toprakları geri istiyordu. Yani İtilaf devletleri temsilcileri de dalga geçtiler. Tamam sen onu bize bırak git aşağıda büfede bir şeyler ye. Deyip şey yaptılar yani. Zaten o da metninde insafınıza sığınarak falan filan diyor. Yani böyle istiyor ama böyle acayip acayip şey diyor. Bu hususta hükümeti Osmaniye murahhasları konferans azay-ı kiramının fikri adalet ve his insaflarına müracaat eyler. Yani 1919'da bunu söylüyor. Bizim henüz yani ne hakla bunu istiyorsun diye soruyorlar adama yani. Şimdi 1921'de biz Sakarya Meydan Muharebesi yaptık. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Mustafa Kemal başkumandan olarak ricat emri veriyor son günlerinde. Zaten Ankara'dan meclis Kayseri'ye taşınmak için hazırlanmış. Bir rivayete göre sadece Ankara'yı yerle bir edip düşmana bırakacak görevliler kalmıştı Ankara'da. Halk bile kafile kafile yola düşüp Kayseri'ye doğru gidiyordu. Yani ama Mareşal Fevzi Çakmak cepheden bu kararı geri alınız. Türk ordusunu dayanacak vakti vardır deyip yanılmıyorsam bir gün sonra düşman yani Yunanlılar ricat ediyor. Bu haber ulaşıyor ve taşınma işinden vazgeçiyorlar. Mustafa Kemal biliyorsunuz mu bilmiyorum Sakarya'da yoktu yani bunu o gün hemen hemen herkes söylüyor yani. Fevzi Çakmak da söylüyor Mareşal. Ali İhsan Paşa da söylüyor. Rıza Nur da söylüyor. Yani kim varsa o gün orada o günleri yaşayan insanlar söylüyorlar. Hatta Ali İhsan Paşa Sakarya bitti. 6 ay sonra cepheye tetkik etmeye gidiyor Mustafa Kemal diyor yani. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir sene yaklaşık bekleniyor taarruz için. Bütün komutanlar başta Mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere işte şuradan şu hareketi yapalım, şöyle yapalım. Bütün askerler, o günkü komutanlar söylüyor bunu. Ama kabul görmüyor. Yani çünkü sonuçta Mustafa Kemal'in emrine bakıyor. Başkumandan olduğu için. Yani bu taarruz bir sene sonra yapılıyor. Taarruzdan sonra bu sefer ordularımız
Çanakkale'ye doğru gidiyor. Çanakkale Boğazı civarındaki İtalyan ve Fransız askerlerini çekiyor. İngiltere'nin bütün şeyine rağmen biz artık yokuz deyip oradan çekiliyorlar. Yine komutanlar İstanbul'a doğru gidelim. Yani İzmit'e doğru gidiyor. Fakat bir yerde şey yapılıyor. Ordu fazla yaklaştırılmıyor İstanbul'a. Yani neden gitmiyoruz? İngilizleri İstanbul'da sıkıştırıp daha kolay bir şekilde sulh yapmaya, barış imzalamaya oturabiliriz diyorlar. Fakat Mustafa Kemal gitmiyor. Yani Mustafa Kemal İzmit'e git diyorlar. Yani burada blöf yapman bile yeter diyorlar. Çünkü gerçekten o zaman öyle yani. O zaman birçok meselede, yani Batum meselesinde de öyle, Batı Trakya meselesinde de öyle, blöf yapman yetiyor. Yani şuradan misal vereyim. Çiçer'inle Yusuf Kemal Tengirşek, hariciye vekili Batum Ardahan Kars hakkında konuşurlarken, misakim birliğimiz vardır bizim, bundan asla vazgeçmeyiz diye bir kararlı bir tutum gösterince Çiçer'in gidiyor, Stalin Türkiye heyetiyle görüşmek için geliyor. Yani yine şey uzlaşamıyorlar Batum konusunda. Yani o zamanlar, yani o oradaki bu işle vazifeli insanların, görüşmelerde sadece vazifeli insanların bir şey konusunda diretmeleri bile yetiyor. Ki Mustafa Kemal'e ordumuzu İstanbul'a doğru iyice yaklaştıralım, sen İzmit'te dur demelerine rağmen Mustafa Kemal İzmir'e gidiyor. O İzmir'e 950'de gittikten sonra oradan şey yapmıyor. Yani İngilizler çünkü İstanbul'dalar, diğer İtilaf kuvvetleri de orada. Onları rahatsız etmiyor. Bütün komutanların şeyi bu. Bilhassa ben Ali İhsan Paşa'dan okudum. İzmir'e Eskişehir konuşmaları diye geçer Mustafa Kemal'in. Konuşmaları var yani. Orada yani şeyden başlıyor. Halk fırkası teşkil etmekten. Türkiye'de bazı inkılaplar yapmaktan falan bahsetmeye başlıyor. O esnada komutanların İstanbul'a doğru gidelim ısrarına rağmen böyle bir şey yapılmıyor. Batı Trakya için işte o söylediği söz o esnada söylenmiş bir sözdür. Yani şurada bulabilirsem. Bana göre Batı Trakya'nın bize geçmesi zaaftır. Orasını elde tutmak için sarf olunacak kuvvet oradan elde edilecek istifadeye tekabül etmez. Ana vatanın selameti için Batı Trakya'dan vazgeçmemiz gerekir. Sorunun gerçek hal çaresi burasını Yunanistan'a bırakmaktır. Lozan başlamamış veya henüz başlamış ama böyle yani. Lozan esnasında biliyorsunuz birinci meclis Lozan'ı imzalamayacak bir meclisti. Bütün meclisi şey yaptılar yani feshettiler. Yani bazı insanlar öldürüldü o esnada. Mustafa Kemal'in hep barışçı politikaları var. Yani nereden okursanız okuyun o süreci. Mustafa Kemal sürekli savunma halinde. Yani yapmayın arkadaşlar, biz dünyayı kurtaramayız diyor mesela. Yani bunu niye yapıyoruz? Şunu yapalım, şunu yapalım. Yani misak-ı millinin tahakkuk etmesi için teklifler geliyor. Mustafa Kemal savunma pozisyonunda. Biz yani dünyayı kurtaramayız diyor. Bütün şeyi nasıl kurtaralım falan böyle şeyler söylüyor. Yani şey olarak da yani o süreç boyunca takip ettiği politika bu. Buna barışçı politika diyorlar. Ama savunma durumunda. Yani olmaz yapamayız şey yapamayız. Yani Batum mesela çok önemli diyor Ruslar için. Böyle geçiyor yani. Benim başka söyleyeceklerim var mı bilmiyorum. Notlarımı karıştırmam lazım. Yani bu şey önemli. İslam kongreleri, ondan da bahsedeyim biraz. Yani İslam kongreleri yapıldı. Hiç bunlardan da tarih kitaplarında bahsetmiyorlar. Ya Sivas'taki kongreyi biz biliyoruz, biz Sivas Kongresi olarak. Ya Erzurum'daki bölgeselmiş, Sivas'taki daha umumiymiş. Erzurum 60 tane delege katılıyor, Sivas Kongresi'ne 37 tane delege katılıyor. Orada da bir manda şeyi var. Manda istiyorlar aslında, başka bir şey yok.
Amerika manda fikrinden kendisi vazgeçtiği için dünyada, yani o cemiyet-i akvam içinde bu diğer itilaf kuvvetlerin de anlaştığı bir şeydi. Osmanlı topraklarında Amerikan mandası. Ama Amerika bu işten vazgeçiyor. O yüzden o Sivas Kongresi'deki şeyden, manda fikrinden öyle aslında vazgeçiliyor. Amerika vazgeçtiği için vazgeçiliyor. Bu bakımdan Misak-ı Milli'nin hemen öncesi şey değildir. Erzurum ve Sivas Kongreleri bu bakımdan, Misak-ı Milli'de böyle bir şey yoktur. Yani tam tersine bir madde vardır. İşte bu kendi inkişafatımız için tamamen istiklal isteriz. Sonuncu madde böyledir. Sivas'ta 1919'un sonundan başlayıp 1921'in ortalarında sonuncusu olmak üzere bir sürü İslam Kongresi yapılıyor. Bütün Müslüman, ahalisi Müslüman olan yerlerden temsilciler geliyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Nizamname, teşkilatlanma hususu vesaire geniş geniş. Yani sadece birbirimizden haberimiz olsa bile yeter diyorlar. Yani bu gazetecilerin yorumları. Ama şeyde teşkilat-ı mahsusanın bir yapılanması olarak. Hidin cemaat cemiyetinin tertip ettiği bir şey. Doğrudan Müslümanların yaşadığı bölgelerde İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara karşı isyan tertiplemek. Kendi istiklallerini kazandıktan sonra da bir konfederasyon halinde, Mustafa Kemal de bunu beyan ediyor zaten, birleşmek. Bütün işte bu üzerinde aslında daha uzun durmak lazım. Hepsinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonunda vazgeçiliyor. Yani Bolşeviklikten, Panturanizm faaliyetlerinden, İslam Birliği'nden. 1921'in sonunda, yani Sakarya Meydan Muharebesi olduktan sonra vazgeçiliyor. Yani tam tersi olması lazım. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra biz zaten elimiz çok güçlendi. Bizim bu şeyleri daha iyi yürütmemiz lazımken tam tersi oluyor. Çünkü iş ciddiye binince işte icraatla konuşmalar birbirini, yani icraatla yapılan konuşmaların birbirini tutmadığı ortaya çıkıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, Yahya Çiftçi'ye resmi tarihi delik deşik eden konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi sıra Gökhan Göbel'de. O da bize Misak-ı Milli'nin ne olduğunu anlatacak. Yani neydi, bitti, ne oldu, başladı şimdi. Selamünaleyküm. Şimdi Yahya konuşmasında Misak-ı Milli'yi şimdi kullanıyorlar. Yani bir siyasi malzeme olarak dedi. Ben de bir misal vererek başlayacağım. Şimdi Misak-ı Milli'nin altını dolduruyoruz lafı işte AKP'nin Orta Doğu politikaları için söylenmiş bir şey. AKP'liler tarafından. İsmet Bededem'in Süleyman Şah hususunda bir şeyler söyledi. Bu kafidir. Fakat ben şu anda başbakan olan kişinin profesördür aynı zamanda yazdığı kitabından, stratejik derinlik kitabından bir şey okuyacağım. Kısa bir şey. Osmanlı Devleti'nin ham madde açısından son derece zengin olan toprakları sömürgeci güçler arasında paylaştırılmıştı. Bu paylaşımın Anadolu dışındaki bölümü Misak-ı Milli'nin ilanı ile zamanın idarecileri tarafından da kabul edilmek zorunda kalmıştı. Yahya da demin anlattı. Yani Misak-ı Milli'nin Anadolu'dan ibaret bir şey olduğunu, hani mektebe giden, okula giden herhangi bir çocuk öyle düşünebilir. Çünkü bütün tarih kitaplarında bu böyle anlatılıyor. Fakat burada bir işte dip dalga, stratejik derinlik var. Onun da lafı bu. Yani şimdiki burada bu cümleler nasıl profesörlük ya da başka bir şey sağlıyorsa Misak-ı Milli'nin altını dolduruyoruz
lafı da şimdi ne sağlayacak onu da ileride göreceğiz yani. Buradan devam edip birkaç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Yahya haricinde kelimesi üzerinde durdu. Misak-ı Milli'nin öğretilen kısmında Mondros Mütarekesi dahilinde ifadesi vardır. Haricinde ifadesi metnin aslında vardır. Fakat dahilinde, Mondros Mütarekesi dahilinde Türk toprağı olan yerler, Misak-ı Milli'de Türk toprağı sayılmıştır. Hiçbir zaman ama bu konuda yani bu söylenmesine rağmen, yani Kemalistler olsun, işte İslamcılar olsun, her çeşit insan Misak-ı Milli'nin Mondros Mütarekesi dahilinde ibaresini de anlaşırlar. Fakat Fahrettin Paşa'nın ve Mehmetçiklerin Medine'yi 1919'da terk ettiği, bu sebeple Medine'nin Misak-ı Milli dahilinde olduğunu söylemezler. Yani Mekke tamam 1916 yılında terk edildi, fakat 1919 yılında Medine, yani Fahrettin Paşa dinlemedi Mondros'u, aynı Musul gibi 1918'de 30 Ekim 1918'de Musul'da Türk askeri vardı. O sebepten Musul Türk toprağıdır. 1919'da da yani mütarekenin imzalanmasından çok sonra da Fahrettin Paşa ve Mehmetçikler Medine'deydi. Medine'nin de Misak-ı Milli dahilinde olduğu söylenen bir şey olmadı ki dediğim gibi haricinde kısmını hiç katmıyoruz. Haricinde kısmını kattığımız zaman zaten birinci mecliste olup ikinci mecliste tasfiye edilen ama öldürülme yoluyla tasfiye edilen Ali Şükrü Bey Misak-ı Milli'yi Mekke ve Medine'yi de kapsadığına dair konuşmalar yapmıştı. Yani Ali Şükrü Bey'in Misak-ı Milli'nin Mekke ve Medine'nin de dahil olduğunu söylemişti. Burası böyle. Bir de yani bize şu anda Medine'yi, Mekke'yi hani haritada görünce uzak biliyoruz, ediyoruz. Ama Musul, Batum, Batı Trakya buralarında sanki bugün o haritalara baktığımız zaman fantastik bir şeymiş gibi durması da gene bize tarih kitaplarının öğrettiği bir yalan. Yani çünkü Batum Müslümanları hem sayıca çoğunluktalar hem mesela birinci mecliste 5 tane Batum mebusu var. Yani bir yer düşünün 5 tane mebus gönderiyor meclise ve bir şekilde bir anlaşma yoluyla Misak-ı Milli dışında kalıyor. Ve Batum Müslümanları muhtariyete de istemediler. Yani muhtar, evet işte özellik, otonomi istemediler. Doğrudan işte Darül İslam'la Misak-ı Milli 1920'de aynı şey olunca yani Türk topraklarına katılmak istediler. Ya söyledikleri başka bir şey yoktu. Bugün Batum dolayısıyla yani Misak-ı Milli ne oldu dolayısıyla anmamız gereken bir şey o günde bugün de Müslümanların, Batum'da yaşayan Müslümanların hatta işte Doğu Karadeniz'e doğru da getirebiliriz bunları. Gürcü ismini asla kabul etmedikleridir. Hatta küfür saydıklarıdır. Yani herhangi bir Müslümana, Batum'daki Müslümana Gürcü dendiği zaman bunu onun kendisinin küfür saydığını 1920'de de görüyoruz. Ondan sonra devam eden süreçte de görüyoruz. Batum Müslüman Gürcistan'ı veya Gürcü Müslümanı laflarına da aynı şekilde gene Batumların itiraz ettiğini görüyoruz. Bugüne devam eden bir şeydir bu. Deyip Batı Trakya'dan da biraz bahsedeyim. Batı Trakya'da yani öyle fantastik bir şey değildi o günün şartları için. Ahalisi Müslüman çoğunluktu. Bu o kadar öyleydi ki Yunanistan bugüne kadar hala oraya isken politikası uyguluyor. Yani
oradaki insanlar 1920'de de, 23'te de, 24'te de, ta ki 1960'a kadar hiçbir şekilde yaşadıkları yerlerin Yunanistan olduğunu kabul etmemişlerdi. Zaten yani Türkiye'nin bu bakımdan eli de güçlüydü. Ama işte Türkiye'deki bir politika dolayısıyla o da şeye dayandırılır. Yani Yahya demin söyledi. Biz hani bir ile hani sıfırla bir arasında tercih yaptığımız için en çok kandırıldığımız yer, kullanıldığımız yer de oldu. Yani başımıza bir şey gelir korkusu. Çünkü hani biz zor bela bir vatan temin etmişiz. Batı Trakya'da olmayı versin millet dememiştir. Fakat bir şekilde bu telkin ellerinde güç olmadığı için cazip gelmiş olabilir. 1960'a kadar dedim Batı Trakya'nın şeyi kabul etmemesi. Yani Yunan toprağı ya da Yunanlı olmayı kabul etmemesi. Çünkü 27 Mayıs 1960 gününe kadar Batı Trakyalılar Türkiye'de Müslüman bir idare olduğu kanaatine sahipti. Ne zaman ki Batı Trakyalılar Latin harflerine geçmemişti, Kur'an harfleri kullanıyorlardı. 27 Mayıs 1960'a kadar da Kur'an harflerinin Türkiye'de tekrar geri geleceği kat'i bir hükümdü, inançtı. Fakat 27 Mayıs 1960'tan sonra Cemal Gürsel Batı Trakya'ya gidip Latin harflerini kullanmanızı teklif ediyorum. Hatta bunu artık hangi dille söylediyse deyince ondan sonra Batı Trakya'daki Müslümanlar yani Türkiye'den hani bir şey bekleme yahut ne diyeceğiz bunlar zaten Müslümanlığı terk etmiş dediler ve hani şu anda da işler nasıl yürüyor da tam olarak bilmiyorum. İlave yapmak istiyorum. Bizzat şahsen Batı Trakyalılardan edindiğim bilgidir bu. Türkiye'nin yurt çapında televizyon yayınına geçtiği zamana kadar Batı Trakyalılar Türkiye'de kendilerini kurtaracak insanların yaşadığına inanıyordu. Ne zaman ki Türkiye 1967 yılında, yani sen onlar tabii ki bu çok etkilemiştir Cemal Gürsel'in söylediği şey ama bunlar nasıl olsa yukarıdaki gavurlar diye düşünüyorlardı. Onlar ama halkın kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı, Batı Trakyalılar. Ama Türkiye'den televizyon yayını Batı Trakya'ya ulaştığı zaman bunlar Rumlardan da gavurmuş deyip bıraktılar işi. Yani Türkiye'nin halini televizyondan Batı Trakyalı görünce dedi ki yani biz boşuna uğraşıyormuşuz. Bunlar zaten gavurmuş. Yani çünkü Yunanlılardan gene mistik bir dini saygıdan haberleri var. Yani Yunanlılar tamam Ortodoksturlar vesaire falan ama yani bak bunlar gavur biz de Türküz diyorlardı şeyler Batı Trakyalılar. Ve biliyorsunuz son zamanlarda hala son başbakan İncil'e el basmadı, anayasaya el bastı. Çünkü Yunan parlamentosunda bir milletvekili yeminini
İncil'e el basarak yapar. Eğer milletvekili Batı Trakya'dan geldiyse Kur'an'a el basarak yapar. Hala. Yani onun için yani onlar gene de dediğim gibi bir mistik bir din saygısı ile muhataptılar Yunanlılarla. Onlar Türkiye'deki felaketi, aşağılık hissiyatı görünce kendilerine kaldı yani iş. Evet, kusura bakmayın. İlave edeyim, mesel olarak anlatılırmış. İşte Salih Ağa, Batı Trakyalı Salih Ağa, işte okuma yazma bilmez. Şehre yani katiplik bir işi düşünce katip Yorgo ona şöyle demiş. Yani 90 yaşına geldin Salih Ağa, hala bir kelime Rumca öğrenmedin deyince Salih Ağa, yani ben nereden bileyim sizin bu kadar kalacağınızı? Ben Türkler gelecek bizi kurtaracak diye yaşıyordum demiş. Ha mesela bir de gene Batı Trakya'da yani yapılan şeylerden biridir. Hem Ankara hem Atina Batı Trakya'daki Türkleri beraberce bir şekilde hani Türkiye'den ayrı bir unsur olmaya ortak çalışmışlar. Yani mesela onlara dedikleri bir şey, yani siz aslınız Rum fakat işte sizi Türkler gelip zorla Müslümanlaştırdı deyince onların söylediği laf vallahi zorla Müslümanlaştırdıysa Allah razı olsun. Ben kendim Müslüman olduysam aferin bana. Yani oradaki insanlar böyle insanlarmış ve hani bunların bizden hani Türkiye'den ayrı kalmasının şeyini ben bulamadım. Hani Batum ve Batı Trakya hani bugün bize daha doğrusu fantastik gelişini manası olmadığına kanaat getirdi. Bir de Misak-ı Milli dahilinde olmayıp da Misak-ı Milli dahilindeymiş gibi gösterilen yerler var. Kıbrıs gibi. Adaların birçoğu gibi. Yani Kıbrıs, İsmet Bey demin Balkan ve Bağdat Paktı'ndan bahsetti. Bunların hani Türkiye'nin lider, önder bir vaziyette bir hamlenin yolunu açtığını söyledi. 1955'tir Balkan ve Bağdat Paktı'larının tarihi. 54'te seçim olmuştu. 54'te asıl Kıbrıs olayları biraz alevlenmişti ve Türkiye o güne kadar hiçbir zaman Kıbrıs'ı Misak-ı Milli dahilinde kabul etmiyordu. O zamanki hariciye vekilimiz, aynı zamanda Balkan ve Bağdat Paktı'nın altında imzası olan adamdır, Fuat Köprülü. 1954'te Türkiye'nin Kıbrıs diye bir milli davası yoktur beyanı var 1954'te. 1956'da ondan sonra zaten hariciye vekilliği sona eriyor. 60'tan sonra siyasi hayatı sona eriyor. 64'te Johnson mektubunu da İsmet Bey andı. 74'teki harekat var. Kıbrıs harekatı. Fakat Bağdat Paktı ve Balkan Paktı'nın, bilhassa Balkan Paktı'nın Yunanlar tarafından bozulmasını bahane edilen bir hadise var. Bu da gene Kıbrıs'la alakalıdır. İşte 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül olaylarının Kıbrıs Türktür Derneği ve Kıbrıs Türktür Derneği'ni kuranın ve destekleyenin İngiltere olduğu bilinir. Atina'da Mustafa Kemal'in evinin bombalanması, Selanik'te Mustafa Kemal'in doğduğu evin bombalanması hadisesinin de 1954
yılında İngiltere'nin Atina Büyükelçisi'nin raporunda aynen yazıldığı ve hani böyle bir şey yaparsanız bunların arasında bir şey olur ve Kıbrıs davası diye bir davaları olur. İki tarafın bu işte yayınlandı geçenlerde. Böyle şeyler oldu, yazıldı, çizildi. Yani Kıbrıs'ın bir milli dava haline gelmesi işte 1960'tan önce olabilecek bir şey değildi. Olduğu zaman bile 59'da Fatih'in düştüğü Zorlu'nun hamleleri vardır. Çok acar bir vekildi. Acar kelimesi de işte Gürcü, evet Acaristan, yani işte Müslümanlar, oradaki Müslümanlar hiçbir şekilde kendilerine Gürcü demez. Yani Acar'dır. Bizim lisanımızdaki Acar da Lütfü Özaydın'ın yazısında yazmıştı. Acar Arapçadan geçmiştir. Çünkü pehlivan, kuvvetli manasındadır. Oradaki Gürcistan'da bir dönem Kur'an harfleri sadece Müslümanların değil, Gürcülerin de kullandığı alfabe olduğu için öyle bir geçiş olmuş. Fatih'in Rüştü'nün Zorlu'nun işte bir hamlesi oldu. Fakat o zaman gene Adnan Menderes'in açıklaması vardı. Demişti ki, yani milli misakımız ancak milli misak dışında savunulabilir. Yani Kıbrıs'ın milli misak, misak-ı milli içinde olduğu 1960 öncesi herhangi bir insanın Türkiye'de kabul edebileceği bir şey değildi. Aynı şekilde şimdi misak-ı milli meselesini ananlar adalar meselesinden bahsederler. Durmadan işte artık 12 adadır, diğer adalardır. Burada yani misak-ı millinin varlığıyla bu adalar meselesini ananların niyetleri arasında bir örtüşme yok. Çünkü biz misak-ı milliyi ondan da bahsedeyim. Misak kelimesi vesika ile aynı köktendir. Tamamen Kur'ani bir kelimedir. Ahidin, sözleşmenin, ahdin yeminle desteklenmiş halidir misak. Ve bugün işte misak-ı milli ise, eğer bu milli bir yeminse, yani yeminin kefareti var İslam'da. Fakat o senin müstakil yeminin için var. Yani eğer bir milletin yemini varsa, sen o yeminini bozduğun zaman bunun kefareti var mı? İşte o ayrı konuşmamız gerekecek. Dedim, dağıldım ama en son... Adalar meselesini söyleyeyim, bitireyim. Şimdi adaların misak-ı milli ile müsbet bir bağ yok diyorum. Çünkü vatandı bizim için esas olan. Misak-ı milli de biz vatanımız olması için bir yemin ettik. Misak-ı adalar vatandan vazgeçmeyeceğimize dair yemin ettik. Adalar meselesi Osmanlı devrinde bile hiçbir şekilde Müslümanların vatanı Girit'i, birkaç adayı hariç tutuyor. Yani Girit'te bir mesele var çünkü. Ama yani Müslümanların sözünün geçtiği yerler olmamış. Osmanlı hakimiyeti olmasına rağmen. Namık Kemal sürgün gayesiyle Sakız'a, Midilli'ye, bu adalara gönderildiği zaman sürgün gayesiyle gönderiliyor fakat mutasarrıf. Orada yani sözü geçmiyordu. Yani mutasarrıf olmasına rağmen bir Rum kızı Müslüman olmak istediğinde, ona müzaheret ettiğinde, arka çıktığında başka yere atanıyordu. Yani başka yere sürgün ediliyordu. O zamanlar dahi orada hani Müslümanlar azınlık haldeydi ve sözleri de geçmiyordu. Bir de şey meselesi vardır o bakımdan. Mürtetler öldürülür, hükmü kaldırılınca, yani Tanzimat'tan sonraki ilk değişiklik, adalardaki Müslümanların birçoğu, artık Müslüman mı diyeceğiz ona, mürtet oldular. Ama onların için şunu söylemek gerekecek. Onların mürtet olmalarını, adaların vatan olmamasıyla alakalı bir durum olduğunu göstermek için. Çünkü o insanlar Müslüman olarak çoluğunu, çocuğunu orada bırakıp askere gidemiyorlardı. Yani orada bırakıp askere gittiğin zaman
yani çoluğunu, çocuğunu, karını bulabilecek misin? Öyle bir şeyin yoktu yani. Öyle bir emniyet meselesi yoktu. Bunun için adalarda hani misak-ı milli dışındaydı diyeyim. Musul meselesine değineyim. 1926 yılında, 1923'te Lozan'da muallakta bırakılan Musul meselesi 1926'da Irak lehine deniyor ama işte İngiltere lehine bir katakül ile çözüm oldu deniyor. Nasıl çözüm olmuş? 1926 yılındaki anlaşmaya göre Türkiye 25 yıl boyunca Musul petrollerinden alacağı %10'luk pay dolayısıyla vazgeçmiş Musul'daki hakkından. Böyle bir şey söylenir. Fakat bu da hep böyle okutulmuş şeyde, ders kitaplarında, mülkiyede, her yerde. Fakat Hikmet Ulubay bir kitap yazmıştı. Petropolitikle bitiyor sonu. Orada ondan önce şunu söylemem gerekir. O anlaşmanın olduğu günün ertesi, yani %10 pay verelim, siz bu davanızdan vazgeçin dendiğinin ertesi günü Irak ve İngiltere ortak bir notayla Türkiye'ye şunu teklif ediyorlar. İşte 500 bin lira mı artık, neyse o dönem parası, verelim. Bir seferde bu meseleyi kapatalım deniyor. Bunun bütün işte kitaplarda da bunun kabul edildiği yazılı. Türkiye'nin 25 senelik paydan vazgeçtiği, baştan o parayı aldığı yazılı. Fakat işte Hikmet Ulubay'ın kitabında kaç sene sonra ortaya çıkarttığı şeye göre bütçede Musul petrollerinden alınan pay 1986 yılına kadar, Turgut Özal'ın başbakanlığı dönemine kadar aralıklarla da olsa bütçede görünen bir kalemmiş ve bu baştan itibaren yapılan hesaba göre de o 10 senelik, 25 senelik %10'luk payı karşılayan bir şey değil. Yani Musul'dan hakkı olmadığı şekilde yöneticiler vazgeçiyor. Hakkı yok yani. Milletin yemini var ortada. Hakkı olmadığı şekilde vazgeçiyor. Fakat ne karşılığında vazgeçtiyse onu da temin etmiyor. Yani o da Türkiye'nin hanesinde şu anda açıkta duran bir şeydir. Musul'da böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Dağınık oldu. Kusura bakmayın. Gökhan Göbel'e teşekkür ediyoruz. Vaktimiz ne kadar kaldıysa, kaldı mı? Ben bir iki kelam edeyim. Şimdi bütün bunları niye konuşuyoruz? Yani her şey yolunda değil mi zaten? Birçok insan böyle düşünebilir. Her şey yolunda. Bunları deşmenin bir manası yok. Ama öyle değil. Yani Türkiye ülke olarak, Türk milleti insanlar olarak yok olmanın belki eşiğinde bile değil, yani eşiği aşmıştır yani. Yani bunun sadece herkes tarafından kabul edilir, benimsenir hali temin edilmeye çalışılıyor. Bu halledildi. Yani şu anda Türkiye dünya sisteminin problemli bir alanı
olarak duruyor. Şimdi bunun maddi, bariz, hatta mali bir hali var. Hepinizin bildiği şey şu. Türkiye en az 30 senedir sıcak parayla ayakta duruyor. Ne demek? Türkiye'nin kazanmadığı, Türkiye'de yapılan iktisadi faaliyetin hasılatı olmayan bir para pompalanıyor. Yani Türkiye'de insanlar günlük hayatlarını başkalarının onlara lütfettiği parayla devam ettiriyorlar. Yani şimdi AKP iktidarı Türkiye'de refah seviyesinin yükseldiği iddiasıyla taraftar toplamaya çalışıyor. Evet, yani şu anda Türkiye'de insanların hayat standardı yükselmiş gibi görünüyor. Ama bu kendilerinin olmayan bir parayla sağlanmış bir şey. Yani birileri nasıl Almanya ile Yunanistan arasında bir problem çıktı. Alman bankaları dediler ki verin paramızı geri. Yunanlılar da hala vermediler. Yani. Ama Türkiye'de bu iş nasıl olacak? Bu yaşadığı içinde bulunduğumuz miladi yılda hangi ayında olacak bilmiyorum. Bir kere Nisan gelsin. Ermeni soykırımı meselesi dolayısıyla neler olacak? Yani şu anda Ermeni diasporasının Türkiye'de hangi alanlara tahakküm ettiği konusu hiç kimsenin bildiği bir şey değil. Yunan mali gücünün de Türkiye'deki kapsadığı alan, bunu da hiç kimse tam olarak bilmiyor. Yani bütün bunların siyasi sonuçları olacak. Yani Türkiye'de insanlar karar vermek zorunda kalacaklar. Yani bazı mali imkanlarından mahrum mu kalacaklar, yoksa bunlar daha da iyileşerek siyasi bir takım şeylere razı mı olacaklar? Yani mesela yıllar öncesinden Ermeniler dediler ki siz şu soykırımı kabul edin, özür dilemeyi de kabul edin, biz sizden toprak taleplerimizi geri alacağız. Yani siz soykırımı kabul edin ve bizden özür dileyin. Tazminat da verin tabii. Ama bunun mukabili biz sizden toprak istemeyeceğiz. Bunu yıllar öncesinden, en az 10 sene öncesinden beyan ettiler Ermeniler, Ermenistan olarak. Yani şimdi buna benzer şeyler, yani bunlar geldiği zaman, bu talepler ileri sürüldüğü zaman Türkiye'de bunlara itiraz edenler olacak mı? Yani İstanbul'un bir beynelmilel şehir haline gelmesi, efendim, Boğazlar'da uluslararası bir otoritenin, belki Birleşmiş Milletler gücünün yeni bir siyasi teşkilat işletmesi, çalıştırması.
dünya kadar şey. Yani kurulacak Kürdistan'a, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den olduğu kadar, olduğu gibi ya da Türkiye'den de bir saha tahsis edilmesi gibi şeyler. Bunlar Türkiye'de insanların refahlarını korumak için razı olmak zorunda olacakları şeyler. Yani tamam, benim ticarethanem 5 misli büyüyecek, Türkiye olmayı versin. İnsanlar böyle düşünmeye hazır hale getirildiler. Yani bu oldu bitti. Türkiye'de insanlar buna çoktan razı. Yani bana ne faydası var bayrağın yok bilmem nenin böyle şeyler. Ben işimi yapıyorum. Oğlum da efendim uluslararası bir şirkette yönetici. Yani ne bunla böyle saçma sapan geri kalmış ulus devlet yavelerinden beni meşgul etmeyin diyor insanlar. Bunu söylüyorlar. Bunu yani şu anda yaşıyoruz yani. Tamam. Bu elde edildi. Yani çünkü ...29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 29 Mayıs 1960'ta lağvedildi. Biz ondan sonra amiyane tabiriyle uzatmaları oynadık. Ve bu uzatmalar iki aşamada gerçekleştirildi. Birincisi 60'tan 80'e kadar Türkiye'de sınıf meselesini mesele olmaktan çıkaran bir politika uygulandı. Türkiye'de sınıf meselesi gündem dışında tutuldu bu gelişmeler sonucunda. Sonra 1980'den 2000'e kadar Türkiye'de kimlik meselesi gündemden çıkarıldı. Yani bu ikisi de sanki sınıf meselesi çözülecekmiş gibi hareket edenler eliyle, sanki kimlik meselesi çözülecekmiş gibi hareket edenler eliyle yapıldı. Yani Türkiye'de sosyalist bir gelecek ihtimalini, sosyalist görüşlere sahibim diyen insanlar yok etti. Türkiye'de İslami bir gelecek inşa etme ihtimalini de İslami politika güdüyorum diyen insanlar yok etti. Bu operasyonlar başarıyla sağlandı. Yani hem siyasi yapı hem ahlaki yapı Türkiye'de işlemez hale sokuldu. Şimdi buna Türk milletinin bir tepkisi oldu mu? Hayır. Yani Türk milleti ustalıklı bir şekilde manipüle edildi ve Türk milleti diye bir şeyden bahsetmek imkansız hale geldi. Nasıl olduğunu tafsilatıyla anlatabilirim. Ama bir işe yarar mı? Yani siz Türkiye'yi tarihten, Türkiye'yi haritadan, Türk milletini de tarihten tard edemezler. Çünkü ben varım diyen insanlar mısınız? Eğer böyleyse
bir şey yapıyor olmanız lazım. İstiklal Marşı Derneği, ben Türk değilim ama bu topraklarda benim de hakkım var diyenlerin havalarını almaları için kuruldu. Ama ne oldu? İşte bu alkışlarla işi idare ediyoruz. Bizim doğrudan doğruya sonuç almayı düşündüğümüz ve kendimizi vakfettiğimiz iş yazımızı geri almak işidir. İstiklal Marşı Derneği olarak. Çünkü Türkçe olmadan Türk olmaz. Yazımız olmadan da Türkçe olmaz. Yani bunu bir kere kafamıza yerleştirelim. Türkçe olmadan Türk olmaz. Mümkün değil. Ama yazımız yoksa Türkçe de yoktur. Çünkü Türk lisanı Kur'an-ı Kerim'den neşet etmiş bir lisandır. Kur'an yazısını dışarıda bırakıp Türkçe konuşamazsınız. Hem telaffuz edemezsiniz, hem de manayı kavrayamazsınız. Şimdi bize mektep kitaplarında en eski metinler olarak Kutadgu Bilig'den ve Divan-ı Lugat-ı Türk'ten bahsediyorlar. Bunlar 11. asırda yazılmış kitaplardır. Yani bazı Müslümanların Türk olmasından 5 asır sonra. Şimdi durmuş burada. Talas Muharebesi'ni bize anlattığı zaman ne oldu bu savaşın sonunda sorusunu şöyle cevaplandırdı. Ki bu en yerinde cevaptır. Talas Muharebesi sonunda Türkler Müslüman olmadılar. Bazı Müslümanlar Türk oldu. Yani Talas Muharebesi zaten Müslüman olan insanların bir kimlik sahibi olmaları manasına geldi. Yani şimdi insanlar o kadar kat 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 şartlandırıldıkları için bir şeyi anlayamıyorlar. Yani düzgün Türkçe konuşabilmek için hem telaffuz olarak hem dediğim gibi kavrama olarak Arapça bilmek şarttır. Arapça bilmeyen insanın konuştuğu Türkçe taklittir. Türkçe konuşuyor gibi yapmaktır. Yani şimdi 1944 doğumlu olan bana soracaksınız, sen ne kadar Arapça biliyorsun? Türkçe konuşacak kadar Arapça bilmiyorum. Fakat Türkiye'de 1928 yılına kadar idadiyi bitirenler orta derecede değil, iyi derecede Arapça biliyorlardı. Yani onlara bir şeyin yanlışını kabul ettiremezdiniz.
Türkçe bir şeyin yanlışını kabul ettiremezdiniz. Şimdi ben de 44 doğumlu ve 1950 yılında ilk mektebe başlamış bir insan olarak Türkçe bilen insanların konuşmalarına şahit oldum. Yani tabii ki ben de taklit ediyorum. Yani normal olarak düzgün, iyi Türkçe konuşabilmek için Arapça bilmek şarttır. Yani Kur'an dilini bilmek şarttır. Çünkü birazcık ilgilendiğiniz zaman öğrenirsiniz ki Arap lisanı da Kur'an'la beraber büyük bir değişim geçirmiştir. Yani Kur'an nazil olmadan önceki Arapçayla Müslümanların tekellüm ettikleri Arapça arasında çok ciddi bir fark vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize bir lisan kazandırdı. Burada bitmedi bu iş. Türkçe Arapçadan daha çok İslam dili oldu. Bunu anlamak insanlara imkansız gibi geliyor. Yani çünkü Türkler sadece itikatlarının onlara kazandırdıkları zihniyetle konuşan insanlardır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Biz kötü kelimesinden çok fena kelimesini kullanıyoruz, değil mi? Ve sanki birbirine yakın manada imiş gibi kullanıyoruz. Öyle değil mi? Halbuki Arapça'da fena kötü demek değil. Fanilik demek. Evet. Ama biz itikadi bir lisan tekellüm ettiğimiz için kötü olarak fenayı biliyoruz. Yani bizim için beka iyidir. Fena kötüdür. İyi kelimesi de gene itikadi bir şeydir. Yani o da Kur'an zihniyetinin bir uzantısıdır. İyidir. Yani yukarıdan inmiş olandır. Yani nazil olan iyidir. Nazil olmayan kötüdür. Kötü kelimesinde götle alakası var. Yani son. Yani. İyi, burada bitirelim. Hayırlı akşamlar.